almak istiyorum. Evet, hocam bilmezse bunu çözdü. Standa gelenler film yapmaya çalışanlar oldu. Her zamanki gibi. Sonrasında soytarı dedikten sonra standdan kovduk. Gerekli cevabı da firmalarla birlikte verdik. Hortürk'e teşekkürler. Misafirlerimiz. Dayak yedim, ağlayam. Polise şikayete gidem. Şikayette bulunacağım. Kaçtın. Acıttı mı? Aynen böyle siktir olup gidersin. O çektiğin bıçağı da alsan kendi götüne sok. Bura o babanın hatırına, annenin hatırına üstüne gelmedim diye senin ta amına koyayım buradan sesleniyorum. Tekrar söylüyorum, senin ta amına koyayım. Şu an şikayetçi olmaya gidiyoruz. Daha doğrusu polisler geldi, şikayetçi olmamı istediler. Büyükçekmece'deki karakola gidiyoruz. O çektiğin bıçağın da hesabı sorulacak. Bıçak çekip de arabaya kaçmanın da hesabı sorulacak. Hepsinin hesabı sorulacak. Sen hiç merak etme. Bak şimdi dalga muhabbetini bırakıp adam akıllı bir açıklama yapacağım. Beni iyi dinleyin. Tamam mı? Fuarda Var Türk'ten teklif geldi. İzleyici buluşmasında katılır mısın diye. Ben de dedim tabii ki. Sabah kalktım, fuara gittim. İzleyici buluşmasına geldim. Mikrofonu aldım elime. Sen var ya, adamsın yaptım. Bu uzaklardan gözüktü bana böyle yapa yapa. Sonrasında standın içerisine girdi. Ben izleyicilerle fotoğraf çekinirken. Hayırdır, görecek misin ya dedim. İzleyicilerle fotoğraf çekiniyorum. Bunun yeri burası değil. GameX'in dışında hallederiz. Sonra muhabbeti uzatıp bağırmaya çağırmaya başlayınca ben buna soytarı deyince. Hadi soytarı dışarı deyince. Neymiş efendim, ben bıçak çekmişim. 10 kişilik adam tayfası toplamış gelmiş, ben tek başıma oradayım. Etrafta da izlemek isteyen 30-40 tane genç var. En son beni aldılar götürüyorlar. Arabanın etrafına gelince annem ağladı. Oğlum arabaya vuracaklar mı bilmem ne, 10 kişiler ya. Arabaya vuracaklar mı bilmem ne falan diye. Ben de en son bıçağı kendimi savunma etkisiyle çektim. Arkada annenizin ağladığını düşünün. Biraz kendinizi benim yerime koyun artık be. Bırakın primi falan. Ben de senin gibi bir ailenin, bir annenin gözyaşına sebep olacak kadar hayırsız bir evlat değilim. Annen üzerime atlayıp lütfen oğlum diye yakardın, tabii ki seni bırakacağım. Tabii ki buradan yok olup gideceksin. Başka bir şey söylemek isterdim de neyse. Haktan, hukuktan anlayan insanın gelip de bıçak çekildi diye polise gitmemi, garipsemesini anlamıyorum. Umarım en yakın zamanda aklını başına toplarsın ve adam gibi bir insan olma kararı verirsin inşallah. Bravo! Bravo! Evet. Babalar veriyor. Sen insanları kullanmayı iyi bilirsin. Bir sonraki story'de de zaten kullandığım bir diğer abiyi paylaşacağım. Epin'den kullandığım bir diğer abi. Adamın haberi yok. Ne olduğuna haberi yok. Gelip ona kendini yalakalık yaptırmışsın. Sen böyle karaktersiz bir herifsin. Evet. Ya şey diyorum işte. O video çekerken ben olaydan farkım yok. Ben orada söylerken tam olarak olayı anlamadım. Tamam, ben orada videoda çıktım. Yanlışlıkla olmuş orada, kusura bakma. Ya senin, yani o seni kullandı mı?